Dün akşam da sıcağı sıcağına Aydınlık Evler oyununun galasına gittiniz. Ve oradan bir kare paylaştınız. Arkadan böyle bir turist gibi gözükmüşsünüz ama o Zelik. kare Woody ekrana değil. Allen'ın Zelik filmi vardı. Evet, Biliyorsun o değil mi? Her bahsettiğim yere anda çıkar gelebilir böyle. mi acaba? Başlığı da atmışsınız tarihe an. Evet, tarihi an ama bak şimdi bir şey Evet. söyleyeyim. Tam benim önümde oturuyorlardı. Şansıma bak. Allah da bana yardım ediyor yani, tamam Cem mı? Yılmaz, Yani Atıl Allah Ekber, bana Metin yardım Akpınar, ediyor. Yılmaz Böyle Erdoğan. bir bu dört insana biz Türk toplumu olarak çok şeyler borçluyuz. 1990'ların başından beri, Evet. hatta 70'lerden beri Evet. Metin Akpınar da var. Bu dört insan bizim hayatımızın, biz çok krizler yaşadık toplum olarak. Evet. Bu krizli anlarımızda bize o kadar güzel şeyler verdiler. Bize o Kesinlikle. kadar güzel gülümsettiler. O Kesinlikle. kadar muziplikleriyle bizim hayatımızı zenginleştirdiler ki. İnan bana, hayatım boyunca saklayacağım en önemli karelerden biri budur. Metin Akpınar'ı gördüğüm için mutlu oldum. Çok. Yılmaz Erdoğan zaten hep öyle. Hepsi Ata, dalında usta. ata zaten yani benim en sevdiğim şeyleri Trakya şiveleriyle gidip Evet. Sıvacık, benim çok sevdiğim bir kasabadır Ege'de, Çeşme Yarımadası'nda onunla. Cem Yılmaz hayranım zaten. Evet. Arada bir kendimi aynanın karşısında onu taklit ederken buluyorum böyle. Şimdi burada tabii iki kişi eksik bence. Kim? Evet. Biri Şener Şen tabii ki Aa, yani. evet. Tamam mı? Bana göre bir de Şahan. Şimdi Şahan. Şahan'ı Şahan. kabul etmiyorlar ama Şahan, Aa. Şahan yani küçüklüğümde mesela ben Jerry Lewis ve Öztürk Serengil'e çok gülerdim. Yeşe diye böyle, tamam mı? Evet. Şepkemin Onun için altındayım siz de arada falan diye. yaşa Büyükler diyorsunuz. kızardı bana, onu küçümser. Ama gülüyor çocuklar bunlara. Evet. Şahan'a gülüyorlar çocuklar yani. Çocukları güldüren O herkes da de Z kuşağını benim gözümde yakaladı. büyük bir insandır Doğru. yani, tamam Bizleri mı? güldüren herkese O büyük yüzden saygımızı. Ne inşallah. konuşuyorlardı aralarında? Ne konuşuyorlardı? Ya çok iyi ilişkileri vardı. Sohbet ediyorlardı falan böyle. Yarın yazacağım, birkaç espri var. Şimdi Ha, onu kendi güzel. köşeme saklıyorum. Siz sonra Harcamayayım burada yarın alırsınız. diyorsunuz. Ertuğrul Bey yaptı. Olur, Çünkü o tamam. gecede çok güzel bir espri yapıldı ama onu yarın Ya anlatacağım. buradaki espri çok tatlı. Siz böyle kafayı böyle Arka... arkadan Evet. uzatmışsınız. Bir şekilde o kadraja girmeyi de başarmışsınız Woody Allen'ın aslında. Zelik diye filmi var işte orada. Her yerde görünür o, biliyor musun? Böyle, tamam mı böyle? Doğru. Çok iyiymiş gerçekten. Evet, oradan sırıtarak. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Cem Yılmaz 48 yaşında, Ata Demirer 49 yaşında, diğerleri de yaşsız diyeyim geçeyim. Ata sanki bir gençleşmiş kilo Kilo vermiş. verdikten sonra. Zaten çok güzel bir kilo esprisi yapıldı orada. Onu okuyacaksınız yarın. Ha, bugün söylemiyorsunuz. Söylemeyeceğim. Hayır. Cem Yılmaz'a da yeni Köşeme Cem saklıyorum Yılmaz'a da yeni aşk yaramış. onu. Valla Cem'i çok iyi gördüm. Evet, Bir de yeni aşk pırlanta küpe yaramış. takıyor böyle. Evet, o hep takıyor Evet, küpeyi. takıyor. Bu arada bir süre önce Metin Yalnız bir Akpınar'la şey söyleyeceğim. Yılmaz'ın da elbise yıkılıyordu. Burada tam anlaşılmıyor. Yani böyle bir ona da takım janjanlı bir Marmaris'teki şeyler doğal vardı. hayat yaradı. Doğal O da hayat. gençleşmiş. Bir süre önce Metin Akpınar'la Cem Yılmaz arasında tatlı, saygılı, düzeyli bir polemik Olur olmuştu. hayatım, bunlar Ama ne hayatın kadar şeyleri. şıktı. Tabii, Ne kadar o tabii, polemiğin tabii. bile şıklığı vardı. Şimdi yan yana Size bir oturuyorlar. şey söyleyeyim mi ben? Cem çok saygılı bir çocuk. Evet. Çok saygılı bir çocuk. Yani Evet. ona çok haksızlık ediliyor. Ama tabii Metin Akpınar'ı görünce insan böyle Mutlu başka oluyor, bir, değil mi? böyle bir yani, bir hakikaten çok hoşuma gitti bu kare. Demet Akpan. Instagram'da birisi yazmış yani, o karede sen olmayaydın daha iyiydi diye. Tamam. Onlarda olduğu gibi sizi de seven var, Onlar da sevmeyen espri var. Vallahi işte onların da şeyi. Ama çok güzel espriler Güzel oldu olmuş. gece. Ben oyunu çok İşte beğendim oyunu yalnız. konuşacağız. Demet Çok Akpınar beğendim. 15 yıl sonra tiyatro sahnesine döndü Evet. oyun. Yılmaz Evet. Erdoğan'ın 20 yıl aradan sonra yazdığı ilk tiyatro oyunu. Evet. Aydınlık Evler galası da dün akşam yapıldı. Yıldız isimler galaya akın etti ama geceye de sizin tarihi bir an başlığıyla paylaştığınız bu görüntü damga vurdu. İzleyelim. Aslında bu oyun yazarken iki kişi hep yanındaydı. Zaten bir tanesi çocukluğumdan beri yanımda. Bir gün oturuyorsunuz, sürahi yine çıkıyor ondan. Bir gün Zühre falan. Babaannen. Bir babaanne, torunlar bu kadar kıyak yapmaz. Ama sözü ona şimdi yetiştirebildim. Bu oyun Zafer Çıkaya adam. Evet.
Demet Akbağ özellikle yazdığınızı duyduk biz ama onun için yazılmış bir senaryo hikaye bu. Ya tabii yani daha doğrusu o Zühre rolünü Demet'in oyuncuya çok baştan belliydi, daha yazmadan önce belliydi. Yine benim öz yaşamsal bir hikayem. Seyredince de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Aydınlık Evler benim büyüdüğüm, esas büyüdüğüm yer orası. Ankara'ydı değil mi? Ankara. Onu da belki de yazıma en uzun süren eser bu olabilir. Çünkü orada çok ciddi bir yaşanmışlığım var ve o günden beri yazacağım, film mi yapayım, oyun mu yapayım filan, en son neyse yaptık, şimdi seyredeceksiniz. Biz zaten kurulduğumuzdan beri usta çırak ilişkisine inanıyoruz yani. Onu aslında işin özüne kattık. O yüzden şimdi hepsi de bir yerlere geliyorlar. Bayağı bir Mahmut Hoca neşesi hissediyorum, gururu hissediyorum. Çok tatlı. Evet. Her yerden bir çırağım çıkıyor, bir de çok fazla yaptık. Demet ablayı aşağı yukarı 15 sene olmuş sahneleri için. Ben Demet ablayı 36 yıldır takip ediyorum. Bugün de çok değişik bir şey olmayacak. Demir Bulut'u soralım, onunla ilgili de hiçbir şey söylemedim. Beraberliğiniz devam ediyor mu? Bir ilişki var mı yok mu? Sizin ağzınızdan duysaydık. Siz onları organize edersiniz. Tamam o zaman, var o zaman. Demet ustalıkta bir üst seviyeye geçmiş. Demet usta olmuş. Erdoğan filozof olmuş. Sembolizmle gerçekçiliği bu kadar güzel karmak, bu kadar naif göndermelerle sert sonuçlar almak bence mükemmel bir yazarlık. Gençleri çok sevdim ve ümitlendim. Gerçekten çok güzel. Yani illa her şeyi himmet etmek değil derseniz, yönetmenimin müzikal boyuta, orkestrasyona biraz daha özen göstermesi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Onun dışında bence mükemmel bir gösteri. Ne mutlu bize. Oyuncular çok parlaktı. Müzik on numara. Çok güzel. Müzik düzelecek. Onu unutun. Bakacağız. Işık ıslaki müzikle karıştırdın mı? Hayır. Yılların emektarı Cem Yılmazer. Ha, pardon. Çok önemli bir arkadaşımızdır tiyatroda. İsim benzer. İsmini benzetti. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Hocam iyi akşamlar. Cem Bey. Beraber yıl sonra sizi beraber gördük. Hatta Bey, Cem Bey beraber yıllar sonra bir proje falan gelir mi? Düşünür müsünüz? Düşünür müsünüz? Beraber bir sahne sizde böyle yapar mısınız hani? Can ciğeriz biz ya. Biz müzikale başlıyoruz. Cem Bey'in de sesi güzel, Ata Bey. O ritimde olan üstümüzü. Yalnız biz neye takıldık? Muhabir arkadaşlarımız Metin Akpınar'la röportaj yaparken böyle Ata ile Cem de onun koruması gibi ayakta duruyorlar. Evet, çok saygıdan. Çok saygı. Çok tatlı evet. Görüntü. Ama hakikaten bak, görüyor musun? Evet. Bak, hepimizin dikkatini çekti. Evet, kesinlikle. Yani işte bu. Güzel olan evet. Şey bu ya. Yani o onların hakkını veriyor. Bak onlar nasıl saygılı. Çok hoşuma gitti bu sahne. Kesinlikle. Gerçekten. Çok ben de olsam saygı. Aynı şeyi yaparım, evet. Biliyor musun? Evet. Ben de mesela Hürriyet'te 20 yıl boyunca Doğan Hızlan ve Oktay Ekşi'nin önünden bir kere kapıdan geçmedim. Bir kere geçmedim. Hatta Oktay Bey bana diyor ki sen genel yayın yönetmesi. Yok Oktay Bey, ben bu. Ama başka bir şey. Bizim meslekte öyle bir şey var. Biz de Gülşen'le sizi görünce bir hazır ola geçmek istiyoruz. Yok. Meslek büyüğümüz olarak. Öyle. Yok, çok saygı bir yerdesiniz. Şanslı bir adamım. Bak 75 yaş günümü iki tane güzel kadın. Evet. Canlı mesajlar da geliyor.